bugünkü tablomuzu gördüğünüz şekliyle turkuaz görünümünden farklı olarak daha önce var olan bilgilere ilave yeni bilgiler ilave etmiş olduk. Yani daha önce var olan bugünkü 3 sütunda bu verilmiş oldu. İlave ortaya bir sütun daha konuldu. Bu ilave sütunun maksadı bundan sonra konuşmamda da ifade ettiğim şekliyle bundan sonraki dönemde özellikle bizim daha çok sahada yoğun filyasyon yapmamız, temaslı takibi yapmamız, aile hekimliğinin devrede olması artı sağlık sistemimizin, kuruluşlarımızın hasta yükünü takip edebilir olmanın önemli olduğu bir dönemde olduğum için bu tablo ilave yapıldı. Bu şekilde baktığımızda haftalık orta sütunda yatak doluluk oranımızı ilave etmiş olduk %49.3. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız ise şu an %67.1. Ventilatör doluluk oranımız %32.3. Ayrıca bir rakam daha veriyoruz. Aile hekiminin izlemesini önemsiyoruz. Filyasyon ekibiyle birlikte. Aile hekimi izleme oranı %82. Ortalama filyasyon iz sürme süremiz ise 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı takip etmemiz, tespit etmemizin süresi de şu an 8 saate kadar indi. Dolayısıyla bu orta sütunda daha çok doluluk, sağlık kuruluşlarımızın yükü ne durumda olduğunu göstermek. Bir de sahada daha aktif olmak istiyoruz. Şu dönemde yaygın filyasyon yapmak istiyoruz. Özellikle bunun son derece sonuç getirici olduğunu çok iyi biliyoruz. Dünyada yapılmayan filyasyonu her geçen gün daha da etkin hale getirerek özellikle erken dönemde daha yoğun test yapan ve filyasyonu güçlü kılan ve izole eden bir yaklaşımın pandemide sonuç alacağına inanıyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de test sayılarımızı her geçen gün daha da arttırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112.098. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200.000 rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz. Bugünkü hasta sayısı ise 1391. Bugünkü vefat sayısı 65. Bugün iyileşen hasta sayımız ise 1245. En sağda olan sütunda daha önce yine aynı bilgileri içeren toplam test sayısını toplam test sayımız 10 milyonu geçmiş durumda. Hasta sayısı 318.663, vefat sayımız 8.195, zatüre oranımız %6.4'e kadar indi. Nisan ayında %30'a yakın olan zatüre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Türkiye'nin AK Parti hükümetinde 18 yılda gelen sağlık bakanlarının arasında aslında kucağında bu pandemiyi bulan ilk sağlık bakanı böyle olağanüstü bir efor sarf ediyor. Hak vermek gerekiyor. Yüzünü gördünüz değil mi sağlık bakanının? Yani ben son Mart ayından, Şubat ayından beri yaklaşık 7-8-9 aydır Sayın Bakan'ın çok fazla uyuduğunu düşünmüyorum. Yani olağanüstü bir dönemden geçiyor. Sağlık Bakanlığı hiç bu kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini hatırlamıyorum ben. Dolayısıyla deprem zamanı, 99 deprem zamanını saymazsak uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı'nın bu kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini hatırlamıyorum. Hak vermek gerekiyor Sayın Bakan'a da. Ama yaptığı açıklamaları da dikkatle dinlediniz umarım. Özünde şöyle bir şey, rakamları yalanlamıyor aslında Sayın Bakan. Rakamların doğruluğu evet, ufak bir matematik oyunu da olabilir bu ama şu çok dikkat çekiciydi. Her vaka hasta değil. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Bu
Bunları yansıtmıyoruz diyor tabloya. Her tanı koyduğumuz hastayı yansıtmıyoruz. Yani her vakanın hasta olmadığını söylüyor. Dolayısıyla buradan ortaya ne çıkıyor? Aslında söylenen, tabip odası başkanlarının vesaire söylenen şeylerini çok da fazla yalanlamıyor Sayın Bakan. Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarına güvenmeye devam etmemiz gerektiğini üstüne basa basa söylüyor Sayın Bakan.